Arkadaşlar merhaba, ben Üstü Hoca. Hocam yeni bir efsane mi doğuyor yoksa? Biliyorsunuz paragraf fulleten 10 taktik 6 milyonu geçti. Şimdi dil bilgisi fulleten 10 taktikte bakalım kaç milyona doğru gidecek. Şimdi dil bilgisi fulleten 10 taktik hocam. Fulleten diyoruz, 10 taktik diyoruz, koskoca dil bilgisinden bahsediyoruz. Bu başlık iddialı bir başlık değil mi? Hakkını verebilecek miyiz? Gelin isterseniz hakkını nasıl vereceğiz? Önce küçük bir giriş yapayım. Sonra zaten taktikleri duydukça, ha hocam anladık, tamamdır başlığın gerçekten hakkını verdiniz diyeceksiniz inşallah. Şimdi dil bilgisi konularımız ortada. Sözcüklü yapı, ses bilgisi, sözcük türleri değil mi? İsim, sıfat, zamir, zarf, edat, bağlaç, ünleme, eylem yani. Cümlenin ögeleri, cümle çeşitleri, yazım kuralları, noktalama vesaire vesaire. Dil bilgisi konularımız ortada. Şimdi bunlarla ilgili konu anlatımlarını yaptık. Genel tekrarlara başlayacağız inşallah yakında, içiniz rahat olsun. Şimdi konu anlatımlarını yaptık, uygulama kamplarını yaptık. Çoğunu tek tek ele alarak kamp yaptık, hatırlayacaksınız. Şimdi arkadaşlar dikkat, soru tarzları üzerinde duracağım ama kısa yollar göstereceğim. Çok önemli taktikler vereceğim. Yani işte şunu görürseniz şöyle olması yeterli falan gibi değil de daha böyle kalıp, daha böyle net, kesin çözüm üreten ve gerçekten size hızlı çözdürecek taktikler geliyor. Lütfen pür dikkat, işimizi gücümüzü bırakalım, yemeyelim içmeyelim, aman dikkat. Başlıyoruz hocam. Taktik 1. Çok çok önemli bir taktikle başlayacağız. Şimdi ses bilgisi biliyorsunuz her sene, geçtiğimiz sene sorulmamıştı. Onun dışında her sene arkadaşlar karşımıza gelen bir konu mutlaka gelecektir. Bir şekilde bu sene de sorulacaktır. Şimdi ses bilgisi sorularında soru tarzı genellikle biliyorsunuz parçada olmayan ses olayını buldurmaya yönelik. Yani bize bir metin verilir. Bu parçada hangisi yoktur diye sorulur. Sen de A, B, C, D falan bula bula gidersin. Neden? Vakit kaybedeceksin. Mesele bu. Yoktur diye sormasının nedeni bu. Vakit kaybettirmek. Peki hocam biz ne yapacağız? Bakın arkadaşlar. 100 yıldır cevap olmayan, içiniz rahat olsun. Kaynaştırma, ulama, NM değişimi ve ünlü değişimi gibi başlıkları lütfen ama lütfen, kesin ama kesin sona bırakınız. Seçeneklerde mesela Ceyhan'da kaynaştırmayı mı gördün? Abi çiz bekle ya, dursun en sonda. Kaynaştırma olmayan metin olur mu Allah aşkına? Mümkün değil neredeyse. İmkansıza yakın. Ulama olmayan metin yazabilmek imkansıza yakın arkadaşlar. Yani öyle bir cümle kuracaksınız ki ünsüz de bitip ünlüyle başlama durumu olmayacak. Mesela şu cümlede bile ses olayı derken bakın dikkat, ünsüz de bitmiş ünlüyle başlamış. Yani ulamayı %99 kullanıyorlar. Kaynaştırma zaten nereye baksanız kaynaştırma. NM değişimi hiç sorulmayan bir konudur. Gelirse direkt göze batar, birazdan bu konuları hatırlatacağım. Ünlü değişiminde sana ve bana olmak üzere İki tane örneği var. Bir zahmet bunu kullanmasın adam. Yani şu başlıkları özellikle de kaynaştırmaya vurgu yapmak istiyorum. Çünkü o biraz daha kullanılmaya müsait. Seçeneklerde görürseniz sona saklayın arkadaşlar. Ha hepsini buldunuz mu? O zaman işaretler doğru cevap dersiniz. Yani cevap olmaz gibi düşünmeyin. Sizi uğraştırır. Tek tek ek kök tahlili isteyebilir kaynaştırma. O yüzden lütfen sona bırakınız. Gelin sona bırakmanız gereken konuları ben size bir hatırlatayım hemen tekrar. Hocam neydi ne değildi bize bir hatırlatın şöyle. Şimdi kaynaştırma mesela. Yaşasın diye hatırladığımız YŞSN. Hocam bu değişmedi mi? Değişmedi. 100 yıldır kaynaştırma YŞSN. Önümüzdeki 100 yıl boyunca da YŞSN olarak gidecek. Akademik bilgilerle işimiz yok. Hocam sadece YVN diyorlar. Hocam şeyi çıkaranlar var. Akademik çevreyle işimiz yok. Biz sınava hazırlanıyoruz. Sınavda YŞSN hala kaynaştırma ünsüzlerimiz. Odayı derken bakın buradaki Y'den bahsediyoruz. Oda sözcüğü I belirtme leki almış, araya ne gelmiş? Y kaynaştırma ya da kapısı değil mi? Ya da altışar derken bakın dikkat. Altı kelimesi RR üleştirme eki alacak, oraya şey gelecek altışar. Ya da evinin derken yeryüzündeki bütün nın nin nun nünlerin ilk N'si kaynaştırma ünsüzüdür. Şimdi buraya kadar her şey yolunda. Tamamdır. Ulamaya geldik. Evden aldım. Ünsüz de bitip ünlüyle başlama durumu. Bakın sonradan öğrendi. Ünsüz de bitip ünlüyle başlama durumu. Ama araya virgül veya herhangi bir noktalama işareti gelirse orada ulamayı göstermiyoruz. Bunu da biliyorsunuz. Ünlü değişimi sana ve bana. Tamam, ben ve sen kelimeleri. Yönelme aleki almış, sana bana olmuş. NM değişiminde biliyorsunuz saklambaç değil saklambaç. Pembe değil pembe gibi. Yani buraya kadar ki başlığımız tamamdır. İşte bunlar ses olayları sorusunda, ses bilgisi sorusunda sona atacağınız başlıklar arkadaşlar. Bunları bularak vakit kaybetmeyin. Lütfen sona atın. Taktik bir cepte. Bu çok zaman kazandıracak size, göreceksiniz. Artırdık hocam buradan süreyi. Devam. Bakın dikkat arkadaşlar. Mükemmel bir taktik geliyor. Fulleten, o paragraf fulleten 10 taktiğe göndermeler gelsin. Hadi hocam bu video onunla yarışsın. Beğeniler, aboneler şu artsın ya, bir coşturalım haydi. Bir gösterelim kendimizi. Taktik 2 hocam. Bak. Sözcük türleri konusunda en çok sıfat zamir ikilisi soruluyor arkadaşlar. Neden hocam bunu neye göre söylüyorsunuz? Ya bunu ben karışma durumuna göre söylüyorum. Şimdi sıfatla zamir karışır. Sıfatla zarf karışır mı? Karışmaz. Yani çünkü zarfın işi eylemle, eylemsiyle daha çok değil mi?
Doğal olarak ikisinin de işi isimle bakın dikkat. Sıfat ismin önüne gelir, zamir ismin yerini tutar. Doğal olarak ikisinin de işi isimle. ÖSYM bunu biliyor, soruyu yazan adam biliyor. Yani sen ben biliyoruz da onlar bilmiyor, biliyorlar. Karışan nokta bu. O yüzden adamlar tutup sıfat ve zamiri soruyorlar. Peki ne yapacağız? Çekim, eki varsa zamire gideceksiniz arkadaşlar. Zamire. Bu taktik müthiş bir taktiktir. Konu anlatımlarında söyledim ama burada vermenin tadı bir başka. Gelin isterseniz ne demek istediğimi bir anlatayım. Şimdi sıfatlar çekim eki almazlar diye bir kalıp var. Onun önce istisnasını bir göstereyim arkadaşlar size. Mesela güzelim araba. Bu hiç konuşulmayan, hiçbir yerde bahsedilmeyen bir nottur arkadaşlar. Çok orijinal bir nottur. Lütfen dikkat. Sıfatlar çekim eki almazlar. Bunu çok iyi biliyoruz. Bunun 2-3 tane istisnası var. Bakın dikkat. Nasıl araba? Güzelim araba. Güzelden güzelim. Çekim eki almış. Ve sıfat. Çoğu zaman, çoğu belgisi sıfat. Ve burada u çekim eki var. Çekim ekinin arkadaşlar. Sıfatın dikkat. Sıfatın. Çekim eki aldığı örnek işte 1-2 örnekle sınırlı. İstisnai görüntü bu. Ama istisnalar tabii ki kuralı kaideyi bozmayacak. Sıfatlar çekim eki almazlar. Aldığı durumu bu arkadaşlar. Güzelim ve çoğu sözcükleri sıfattır ve çekim eki almıştır. Bunun dışında örnek kolay kolay görmeyeceğiz. Karşımıza gelmeyecek. Ben bu ikilinin de sorulacağını sanmıyorum. Ama şunu çok iyi bilmelisiniz. Bakın dikkat. Ek almış arkadaşlar. Oraya, buraya, şuraya. Şimdi öğrenci cümlede kendini parçalıyor. Aman ya Rabbim. Tersten okuyor, çaprazdan okuyor. Onu deniyor, bunu deniyor. Bir daha bakıyor, ikiye bölüyor. Gerek yok. Ek almış. Bunların sıfat olma ihtimali yok. Mesela orası kelimesi. Yer yarılsa sıfat olmaz. İmkansız. Mesela buradan kelimesi. Yer yarılsa sıfat olmaz. Hocam ismin önüne gelse gelsin, ismin üstünden geçsin, yanından gitsin. Ne yaparsa yapsın. Bazısı bakın ek almış. Sıfat olma ihtimali yok. Sıfatlar çekim eki almazlar. Birkaçı, bir takımı, birazı, azı, hiçbiri. Mesela az kelimesi sıfat olur ama azı sıfat olamaz. O kelimesi sıfat olur ama oraya sıfat olamaz. Bu kelimesi sıfat olur ama burası sıfat olamaz. Doğal olarak ek aldığını gördüğünüz an çekim eki yalnız dikkat. Hemen zamire gidin. Bunların tamamı zamirdir. Nasıl kullanılırsa kullanılsın arkadaşlar. Tamam, çok önemlidir. Tekrar ediyorum taktik 2'yi. Sınavdasın. Altı çizili numaralanmış ifadeler var. Sıfatla zamir arasındasın. Bakmışsın ki ek almış, konuşabilirsem inşallah. Zamirsin hocam deyip çıkıyorsun. Bu kadar. Yanlış yapma ihtimalin sıfır. Öyle bir ihtimal yok. Çok önemli ikinci taktik. Geldik üçüncü taktiğimize arkadaşlar. Bu taktiğin de ötesinde bir hatırlatma gibi aslında. Çünkü hemen taktik 3'ü vereceğim. Ardından taktik 4'e geçeceğiz. Yazım kuralları biliyorsunuz her sene artık ortalama 2 sorunun geldiği bir başlık olmaya başladı. Birer birer geliyordu. Son 3-5 yıldır da ikişer ikişer gelmeye başladı. Yine ortalama 2 soru bekliyoruz. Büyük harflerin yazımı ve bitişik ayrı yazımların çok sık sorulduğunu biliyorsunuz. Çıkmış soru analizinde de çok rahat gördünüz. Ama özellikle çok önemli bir taktik geliyor, bakın dikkat. Yani sadece bunu yazmadım. Ses olaylarıyla ilgili olanlara dikkat. Ses olaylarıyla ilgili olanları çok iyi bil. Ne demek hocam? Hani ses düşmesi varsa bitişik ayrı falan muhabbetleri. İşte çöre otunun mesela K'nin düşmesiyle bitişik yazılması durumu. Değil mi? Ya da çörek otunun ayrı. Ya da ne bileyim yardımcı eylemlerde mesela ünsüz düşmesi, işte ünlü düşmesi, herhangi bir düşme varsa hani bitişik yazıyorduk ya. Onlara dikkat edin arkadaşlar. Buradan yola çıkarak ben yardımcı eylemlerin yazımına sizi bir yönlendirmiş olayım. Tamam, bunu lütfen bir tekrar çalışın. Yani adamlar artık yazım kurallarında hangisi büyük yazılır hadi bakalım deyip tek taşla tek kuş, hayır. Tek taşla iki kuş vuruyorlar hocam. Taşımız yazım kuralları, iki kuş nerede hocam? Şu başlıklardan birini kullanıyor. Bir de ses olaylarıyla ilgili soruyu. Gitti. Bir de ses bilgisi sorusu var. Zayıfsan ses bilgisine gittik zaten. Doğal olarak yardımcı eylemlerin yazımına büyüklenelim. Taktik 3'te ona bir gönderme yapmış olduk. Şimdi arkadaşlar çok güzel bir hatırlatma yapacağız taktik 4'te. Şimdi arkadaşlar noktalama işaretlerinden yemiyoruz içmiyoruz. Burası önemli şu kısım. Noktalı virgül ile virgüle çalışıyoruz. Evet, bu ikisine yükleneceğiz. İki nokta bunlara dahil edilebilir ama onun çok sınırlı bir kuralı var. Hani iki noktadan sonra büyük başlarız ama örnek sıralıyorsanız küçük demiştik ya, iki noktayı verdim. İşte ne bileyim masa, sıra, defter, örnek sıralıyorsam masanın M'si küçük başlıyordu. Onun dışında çok böyle tehlike yaratacak bir durum yok ama öğrenci virgülle noktalı virgülü daima karıştırıyor. Şıklara baktığımız zaman şöyle bir dağılım veriliyor mesela. İşte iki noktalı virgül var. Denizli'de işte iki nokta var. Edirne'de virgül var. Öğrencinin eli titriyor. Yani şu aşamayı geçen öğrenci zaten noktalamadan soru kaçırmaz. Karışanlar bunlar. Virgülle noktalı virgül. Ya aranızda hocam ben virgül koymuşum orası ünlenmiş diyen var mı? Yok. Hocam vallahi soru işaretiymiş o boşluk. Ben nokta koymuşum. İmkansız. Ya Türkçenin T'sini bilmesen yine soru işaretini, o kadar değil ya. Allah rızası için. Yani öğrenci eğik çizgiyle
kısa çizgiyi karıştırmıyor, o kadar değil. Ünlem işareti yerine soru işareti koyacak bir öğrenci yok aramızda. Ama aramızda virgül yerine noktalı virgül, noktalı virgül yerine virgül koyacak öğrenci fazlasıyla var. Sen de ben de hepimiz baktığımız zaman bir karıştırırız. Gelin çok önemli hatırlatmalarıyla onları bir tekrar edelim. Şimdi virgülün arkadaşlar şart kipinden sonra gelmemesini, zarf fiil ekinden eklerinden sonra gelmemesini, zarf fiil görevindeki mı'miden sonra gelmediğini, ikilemeler arasında asla gelmeyeceğini, bağlaçlardan ve önce ve sonra gelmemesini unutmuyorsun. Çok önemli. Bu asla unutulmamalı burası. Hocam ben üçüncü maddeyi anlamadım. Ya hani zarf fiil görevindeki mı'mi var ya, şu işte seni tanıdım mı ya da seni hatırladım mı, oraya gittim mi şöyle olur. Bu daha güzel bir örnek oldu. İşte dersi dinledim mi şöyle şöyle oluyor. Değil mi? Şunu şunu yaptık mı başımıza şu geliyor gibi. Yaptığımda değil mi? Aman dikkat. Buralarda virgül kullanılmadığı bilgisi çok önemli. Virgülün yanlış kullanımı sorulabilir arkadaşlar. Ben şuraya yazayım da. Soruldu, sorulacaktır arkadaşlar. Bunun önünü alamayız. Bu her türlü sorulacak. Ben buraya bir 2001 hop konuşabilirsem. 2021 diyeyim de. 2001 de diyeyim. 2021 diyeyim de. Virgül sorulur. Yanlış kullanımıyla gelir. Aman dikkat arkadaşlar. Bakın uyumayız. Noktalı virgül. Herhangi birinde virgül olan sıralı cümleleri sıralamada. Bu ne be? İki tane cümle var. Bu cümlelerin birinde virgül olması yeter. Bu iki cümleyi noktalı virgülle sıralamanız için. Bu çok önemli. Tür, takım ve cinsleri ayırmada arkadaşlar. Hani erkekler şunlar şunlar, kızlar bunlar bunlar, bu. İşte pazardan şu 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 meyveler, şu 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 sebzeler. Bunları ayırmak için. Ve anlam karışıklığını gidermede de zaman zaman kullanıyoruz. Hani özne arttığı zaman Ahmet, Mehmet, Ayşe, Osman'ı seviyor. Yani kimin kimi sevdiği belli değil. Araya noktalı virgül koyup özneyi belirgin kılıyoruz ya, ondan bahsediyoruz. Bu durumları da unutmamanız çok fayda sağlar. Dedim ya. Taktik 10 taktikle, o paragraf fulleten 10 taktikle yarışacak bir video arkadaşlar. Umarım şu ana kadar hakkını verdiğimizi gördünüz. Daha da iyi olacak onu söyleyeyim. Son 5 taktik flash. Flash flash hocam. Şimdi başlıyoruz. Haydi başlasın hocam. Çok üzerinde durmadığımız, yani konu anlatımlarını falan yaptık ama çok böyle gelme ihtimali düşük de olsa bir konu var, cümle çeşitleri arkadaşlar. Buradan soru gelirse bakın çok önemli. Sadece yapısına göre cümleler konusuna bakmanız fazlasıyla yeterli. Çünkü sınava hazırlayan vatandaşlarımız da genelde bunu dikkate alıyorlar. Peki yapısına göre cümleler deyince hocam neleri hatırlayacağız? Basit cümleyi hatırlayacağız. Neydi hocam basit cümle? Aman dikkat arkadaşlar. Geçen şöyle bir şey yaşandı. Ben basit cümleyle ilgili bir örnek verdim. Sonra bir hocamız, yani öğretmen arkadaşımız şöyle bir yorum yazmış. Hocam orada yapım eki var. Basit cümle dediniz ama orada yapım eki var demiş. Öğrenciler gerekli cevabı vermişler hemen tabii ki ama sağ olsunlar. Ben yine de yazmak zorunda kaldım tabii ki. Yani bir karşılıklı ciddiye alıp tabii cevap verdim. Şimdi basit cümle demek yapım eki, çekim eki ile ilgili bir şey değil. Alakası yok. Senin dediğin basit sözcük bu. Bir sözcüğe bakacaksan, basit sözcüğe basit mi değil mi bakacaksan yapım eki, çekim eki ona bakarsın. Ama bir cümlenin basitliğine bakarsak yapımla, çekimle, yani ekle işimiz yok hocam bizim. Yani en azından yapım çekimle işimiz yok. Basit cümle neydi? Tek yüklem olan, tek yargı olan cümleydi. Fiilimsi olmayacaktı mesela. Bu kadar. Burada bir yüklem var, burada da fiilimsi var. Basit cümle olamaz bu. Yani yapımla çekimle işimiz yok arkadaşlar. Aman dikkat. Tamam. Basit cümle tek yüklem, tek yargı ve asla fiilimsi yok. Buraya kadar her şey yolunda. Birleşik cümle dediğim zaman girişik birleşik cümle var. Eylemsi olan cümle. İç içe birleşik cümle var. Alıntı olan cümle. Kiili birleşik cümle var. Cümleleri sıralayan, bağlayan bir ki olması lazım. Şartlı birleşik cümle var. Sase olacak, cümleleri bağlayacak, tamamdır. Yani birleşik cümleden soru gelir mi? Gelir. Yani yapısına göre cümle sorulursa, hatta cümle çeşitleri sorulursa tek soru gelecek ya burası. Neyi soracak Allah'ını seversen? İsim cümlesi, fiil cümlesini sormasın. Devrik kurallı ki inşallah sorar, sormasın derken sorsun yapalım tabii de. Yani soracaksa sağlam bir soru onları kullanmaz. Aman arkadaşlar dikkat. Sıralı cümleye baktığınız zaman hani böyle birden fazla cümle noktalı virgülle ya da virgülle sıralanıyordu. Aralarında öge ortaklığı varsa bağımlı. Öge ortaklığı yoksa bağımsız diyoruz. Annem geldi, babam gitti. Alakasız cümleler. Annem geldi, odaya girdi. Hah, bu mesela bağımlı. Çünkü öge ortaklığı var. Gelen de, giren de, giden de, bakan da aynı kişi. Tamam. Bağlı cümlede ise bağlaç olacak. Ve veya ya da çünkü ve iki tane cümle olacak. Birinci cümle, ikinci cümle şu. Bakın arkadaşlar. Şurası mesela bağlı cümleyi çözdürmek için yeterli bir görüntüdür. Bakın bir tane bile cümle kurmadım. Adam akıllı sözcük yazmadım. Vallahi bu anlatım fazla bile. Bak mesela bağlı cümlede birinci cümle ikinci cümle olacakmış ve arada bağlaç olacakmış. Bu kadar. Örneklere uzatmaya hiç gerek yok. Bitti. Aman arkadaşlar dikkat. Taktik 6 gelsin hocam. Yine çok önemli bir yönlendirme. Aslında bu taktikler alttan alta yönlendirme de içeriyor. Çok önemli bu. Eylemsi olmazsa olmaz konudur. 2021 sorusu illaki gelecek. Bunun kaçarı yok arkadaşlar. Gelir mi hocam, gelmez mi? Gelir, gelir, her türlü gelir.
Kaçarı yok. MSYB'de sordu, yine soracak TYT'de. KPSS'de zaten soracak. Sonrasında yine soracak. Yani eylemsel her türlü soru gelir arkadaşlar. Bu banko konularımızdandır. Tamlama bilgisi de gerektirdiğinden en çok sıfat fiilin sorulduğunu unutmayın. Şimdi anası mezar dikecekmiş deyip kurtulduğumuzu düşünmeyin. Hocam ne var ki burada anası mezar diyor. Tamam da anası mezarı dikiyor da sınavda öyle olmuyor işte. Sınavda o mezarı dikemiyoruz hocam, Allah göstermesin. Orada sıkıntı çıkıyor. Şimdi bana cümleyi veriyor adam. Gelecekmiş mesela, öyle bitiyor. Öğrenci diyor ki mışmış hocam sıfat değil. İşte burada patlamaya başlıyoruz zaten, değil mi? Ya da gelecekmiş işte bilmem ne günler. Mışmış hocam diyor, işte burada başta kullanmış. Hayır. Bakın arkadaşlar. Zaman ekiyle karışan durumlar var. Mesela ar, dık, dik, acak, ecek, mışmış. Neredeyse yarısından fazlası değil mi? Hatta zorlarsak biraz mazves, olumsuz, geniş zamanlı olumsuz gibi düşünürsek. Yani yaklaşık 3-4 ek arkadaşlar zaman ekiyle, kip ekiyle karışır. Şimdi taktik altını bir hakkını verelim, bir açalım. Yüklem olduğunda genellikle arkadaşlar, yüklemse genellikle zaman ekidir o, kip ekidir. Çok nadirdir eylemsi yükleme attıkları. Görmezsin sen, hiçbir yerde görmezsin de çok nadir zorlayabilirler. Sınavda imkansız bence. Yüklemde kullandıkları müddetçe onları kip eki kabul edin lütfen. Ama cümle içerisinde daha çok tamlamayla gelen görüntüler karşımıza sıfat fiili getirecek. Sıfat fiili, tekrar ediyorum, hem sıfat bilgisi ister hem tamlama bilgisi ister, birçok şey istediğinden sorulur. Ha, sınavı zorlamak istese mesela adam, böyle zarf fiilin hiç kullanılmayan ekleri var ya, maksızın, meksizin, madan, meden, dığında, diğinde, karışan nokta. Oradan tehlikeli sorular gelir, acayip sorular gelir. Konu anlatımında, dil bilgisi kampında vurguladık onu fazlasıyla. Ama ben şu an tamamen sınav odaklı gidiyorum. Hani sınavı zorlarlarsa şöyle olur, kolay gelirse böyle olur değil. Tamamen sınav mantığı. Bu sene sınava gireceğiz ve işte gelecek soru. Eylemsidir, sıfat fiilin sorulma ihtimali de çok yüksektir arkadaşlar. Nedenini de söyledim, birçok bilgiyi sınadığı için. Tamam, çok önemli. Geldik hocam, taktik 7. Şimdi çok çok önemli bir şeye değineceğiz ama öyle böyle değil hocam. Birçoğumuz da rahatlatacak bir şey bu. Şimdi sözcüklü yapı en çok korkulan konu arkadaşlar. Hiç tartışmaya gerek yok. Yok hocam ben çok iyi yapıyorum. Ne kadar iyi de yapsan sözcüklü yapıdan bir korkarız. Hani hiç bilmediğimiz bir sözcüğün kökü mü sorulur acaba diye. Değil mi? Acaba verdiği kelimenin ayrımını yapabilir miyim diye, zor bir kelime ayrımı gelir mi diye düşünürüz. Zor kelime ayrımları gelmiyor arkadaşlar. Şimdiye kadar işte toplantı kelimesinin kökü toptur. Nasıl hocam top? Toplanıyorlar falan. Bunun mümkün değil sınavda kullanılması. Anlatıyoruz tabii. Ya ne bileyim, benzer ifadeler aklınıza ne geliyorsa artık. Neler neler var arkadaşlar. Şimdi söyleyip kafanızı karıştırmayın. Alakasız kelimeler, alakasız kökler var. Doğru. Adam yayınlamış, paylaşmış konuşabilirsem. Doğru. Ama sınav noktasında senin işine yaramaz. İmkansız. Başına ı'lar getirmeler, u'lar, aman Allah'ım hiç hatırlamak bile istemiyorum. Rezillik, rezil. Acayip kelimeler var. İşimiz yok hocam. Yani net, bunu geçtim. Sadece çekim ekine yüklenmeniz, geri kalanları da yapım eki saymanız yeter arkadaşlar. Taktiğimiz bu. Çekim eklerini bileceksiniz. Geriye kalan ne ek varsa bu yapım ekidir. Bitti. Binlerce yapım eki var. Nereye ezberliyoruz? Nereye aklımızda tutuyoruz? Gelin isterseniz çekim eklerinin taktiğini, şu 100 yıldır anlattığım, rahat 100 yılı var. Yani içti kek şifresini bir aktarayım sizlere. İçti kısmı, bakın arkadaşlar, şu içti kısmı isme gelen çekim eklerinin şifresidir. Bu ekleri görüyorsanız o sözcük kesinlikle isimdir. İyelik eki, çokluk eki, tamlama eki, ilgi eki ve ismin hal eki hal ekleri. Tamamdır. Fiile gelenler ise kek diye şifrelemiştim. Kip eki, ek eylem ve kişi eki. Burada ek eylemin hem isme hem fiile gelme özelliği vardı. Böyle artistik bir durumu vardı. Yani güzel kelimesine geliyor, yüklem yapıyor. Güzeldi. Yazmak kelimesine geliyor, yazardı. Birleşik zaman yapıyor falan. Ek eylemin hem isme hem fiile gelme özelliği var. Bunun öyle bir artistik durumu var. Tehlike yaratabilir, o anlamda sorulabilir ama yine de. Bakın dikkat, çekim eklerinin hepsi burada. Yeter mi hocam? Ya bu zaten, başka bir şey yok. Çekim eklerini cebinize koyacaksınız. Geriye kalanlar, mesela lıklık eki. Ya Allah rızası için lıklık eki hangisi olur? Bu larlar, bu ın in, ı i, bu ki, bu ismin alekleri, e hali de hali falan. Lıklık yok, yapım eki o zaman. Yani yapım eklerine oturup da çalışmayın arkadaşlar. Yapım ekinin 4 görevi var. İsimden isim, isimden fiil, fiilden isim ve fiilden fiil. 4 tane görevi var. Neler hocam bunlar? İsimden isime bir başlarsan 30-40 tane sayarsın. Bir 30-40 da buradan. Ya 4 başlık var hocam. Her birine en az 30 tane versen 120 tane ek var. Nereye ezberliyoruz? Bazılarının 50-60 tane örneği var. Bazılarının 8-10, bazılarının 50-60. Hangi birini ezberleyeceğiz? Mümkün değil ama burada hepi topu 8-9 başlığımız var. Ha, kendi içlerinde bunlar ayrılıyor ama çok rahat bildiğiniz, çok üzerine durduğumuz konular bunlar. Çekim eklerinde çalışın arkadaşlar. Şu kalan sürede sözcükte yapıdan soru kaçırmak istemiyorsanız, sınavda tek başına yapım eki diye soru gelse dahi çekim eklerini bilerek o soruyu yapabilirsiniz hocam. Çekim eklerinin sayısı az, çalışması kolay, akılda kalması kolay, taktikler net. O zaman çekmeklerine çalışacağız arkadaşlar. Aman dikkat. Geldik taktik 8 hocam. Yemiyorsun, içmiyorsun.
2021 sorusunu belki de konuşuyor olduğumuzu bir köşeye yazıyorsun. Taktik 8 sona sakladık. Efsane bir taktiktir. Ötesi yoktur. Daha iyisi bulunamamıştır. Lütfen dikkat arkadaşlar. Ancak bu kadar anlatılabilir bu taktik. Bakın dikkat. Şimdi cümlenin ögelerinde son dönemlerde en moda soru tarzı ögenin içinde neler olduğunu sormak. Bunu sormadı mı Allah'ını seversen? 2019-2020 görmedik mi bunları? Gördük. Bu noktada en kilit öge dolaylı tümleçtir. Yani yer tamlayıcısıdır. Yer tamlayıcısının içerisine her şeyi katabilirsiniz arkadaşlar. Bu çok müsaittir. Neden hocam? Çünkü bunun sorusu fazla. Şimdi nesneyi bulurken neyi kimi bitti. Özneyi bulursan ne kim? Öbürünü buluyorsan ne zaman nasıl falan. Ama dolaylı tümlece gel. Kim kime, kime kimde kimden. Değil mi? Nereye nerede nereden. Neye neyde neyden. Yani kimeyle bir başlıyorsun neydenle bitiriyorsun. Tam 9 sorusu var. Doğal olarak bu soruların hepsini sorarak açabiliriz ögeyi. Hocam ne demek istiyorsun Allah rızası için örnekle göster. Gel sana sınav sorusunu konuşalım beraber. Lütfen dikkat. Bu arada cümlelerini bana da kuramaz oldum. Evet. Sorulan sorulara yaklaşımının en merak edilen yerine geçiyoruz. Sorulan sorulara yaklaşımının en merak edilen yerine geçiyoruz. Şimdi arkadaşlar geçiyoruz yüklem. Kim geçiyor? Biz hocam. Neye? Sorulan sorulara yaklaşımının en merak edilen yerine. Burası tamamıyla dolaylı tümeç değil mi? Evet. Şimdi arkadaşlar sıfat tamlaması en merak edilen yer. Sorulan soru. Sıfat tamlaması var mı dolaylı tümeç içinde? Var. Sıfat fiil grubu var mı? Sorulan soru. Var. İsim tamlaması var mı yaklaşımının merak edilen yeri? Var. Zarf var mı? İşte buradaki zarf. En zarf. Değil mi? E ne duruyorsun? Soruyu çözsene. Yani hocam her şey var bakın dikkat. Değil mi? Hiç üzerinde durmadığımız bir nokta mesela. Çok önemlidir burası aslında. İşte bu flash videonun içerisine sakladım onu ki akılda kalıcı olsun. Konu anlatımının içinde verirsen kaybolup gidiyor birçok bilgi. O yüzden kamp yapıyoruz. O yüzden tekrar tekrar aynı şeyleri söylediğimiz oluyor. Değil mi? Aralarda kaynıyor çünkü konu anlatımını anlattım ama aylar geçti üzerinden. Bakın dikkat bu çok önemlidir. Daha önce vurguladım. Instagram sayfamdaki Rüştü Hoca ile Türkçe'de hocam soru olarak var. Sonra onu alıp 2021 MSV'de sormadılar mı Allah'ını seversen? Yani bir ögenin içerisine tamlamalar, kelime grupları değil mi? Zarflar, sözcük türleri karışabilir. Bakın buraya yıldız koyalım arkadaşlar. Bu örneği böyle bir A4 kağıda. Bu A3 hocam panik yapma. A4 kağıda aman dikkat. Yaz örneği yaz. Sonra bunu iyice bir algıla. Anladım hocam basit deme. İyice bir bak bak bu varmış şu varmış şu da gelebiliyormuş. Ögelerde bu tarz bir vurguya lütfen hazır olunuz. Taktik 9. Taktik 9'u biliyoruz aslında değil mi? Hepimizin bildiği bir şey. O yüzden biraz sona sakladım ama yine de hala soranlar tabii ki oluyor. Hocam yapısı derken neye bakıyorduk falan diye. Bir sözcüğün yapısı soruluyorsa basit türemiş birleşik. Cümlenin yapısı soruluyorsa basit birleşik sıralı ve bağlı diye bakacağımızı unutmayınız. Mesela hemen bir uygulamasını yapalım bunu. Sınava hazırlanırken kimseye kulak asmamıştı. Şimdi kulak asmak bizim deyimimiz, yüklemimiz. Bir de hazırlanırken burada fiilimsimiz var. Fiilimsi varsa girişik, birleşik cümledir değil mi? Net. Anlatılanlar. Anlamak, anlatmak, anlatılmak, anlatılan yapım ekleri havada uçmuş. Doğal olarak bir sözcüğü incelerken bakın türemiş diyebiliyoruz. Ama bir cümlenin türemişliği söz konusu değildir. Bir cümlenin yapısına bakarsan ya basit diyeceksin ya birleşik ya da sıralı bağlı diyebilirsin. Burada birleşik dedik geçtik. Anlatılanlar bir sözcüğe bakarken de her şeyi söyleyebiliyorsun. Basit türemiş birleşik. Konuşması bitince bize gelsin dedi. Bakın birisinin sözüne alıntıya yer verilmiş. İç içe birleşik cümle bu seferde. Değil mi? Gördüler. Görmek kelime kökü. Dığı değil çekim eki larlar şahıs eki yine çekim eki. Doğal olarak yapım eki yok. İşte bu da mesela basit sözcüktür. Yani bir sözcüğe bakmamızla cümleye bakmamız aynı şey değil. Yapıya lütfen dikkat. Cümlenin yapısı mı? Sözcüğün yapısı mı? Aman dikkat arkadaşlar. Taktik 10'da ne var? Taktik 10'da harika bir hatırlatma var aslında. Müthiş bir hatırlatma var. Taktik 10'umuz şu arkadaşlar. Dikkat. Tek başına bir ek sorusu gelirse. Ben bu sene ilgi ekini sorulabileceğini düşünüyorum. Ha gelmesin sıkıntı yok. Sen çalış ya. Sen bu tahminlere dikkat et. Sen çalış bunlara. Önemli değil. İlgi eki direkt sorulmaz ama başka bir yerde işine yarar. Ha bu ilgi eki dersin elersin mesela seçeneği. İyilik eki soruluyor arkadaşlar. Daha önce vurguladık. 2020'de çıktı. 2019 konu anlatımlarına bak. 2020 konu anlatımlarına bak. Bas bas bağırdık. Çünkü iyilikle belirtme hal eki karışır. Ben bu sene de ilgi ekine gönderme yapılabileceğini düşünüyorum. İlgi eki key'di biliyorsunuz. Zamir olan key'di. Şimdi gelelim hocam. Tahminlerle ilgili inşallah bir video gelecek. Mesele o değil. Onu bir durduralım. Şimdi o taktik onu bir hakkını verelim hocam. Bak cümlenin mutlaka tamamına göre düşünün arkadaşlar. Ek sorusu ne olursa olsun. Mesela buna key dedim ama ya sıfat olan kim? Zamir olan kim? Bağlaç olan kim? Yani sadece key'ye bakarak yapabilir misin ilgi ekini? Hayır. Sadece sözcüğe bakarak yapabilir misin? Hayır. Arkadaşlar karışan ekleri soruyorlar ve karışan ekleri yapabilmeniz için mutlaka cümlenin
tamamına göre bakmalısınız. Bundan bir önceki videoyu hatırlayın arkadaşlar. Bunlar çok karışıyor diye bir video atmıştım. Bunlar çok karışıyor. Dikkat. Bu videoda bunlardan bahsettim. Ama nasıl bahsettim? Cümlenin tamamına şunu getireceksin. Cümlenin geneli düşündüğünde şöyle olacak. Anlatımım hep böyleydi. Nokta atış yapamazsın. Yani sözcük üzerine gidemezsin. Tek başına ek sorusu yine gelecektir bu sene. Aman dikkat arkadaşlar. Cümlenin genelini düşünerek o soruya yaklaşmanız büyük fayda sağlayacak. Bakalım dil bilgisi fulleten 10 taktik efsaneler arasına girecek mi? Paragraf fulleten tüm taktikler var arkadaşlar biliyorsunuz. 2,5-3 milyona yaklaştı. Yanılmıyorsam bu girişte 6 milyon dedim ama 6 milyonu geçmiş de olabilir. Bu paragraf fulleten 10 taktik. Bakalım bu 3. efsanemiz olacak mı? Beğenmeyi, abone olmayı unutmayalım. İzleyenlerin büyük bir çoğunluğu abone olmayı unutan kitle arkadaşlar. Aman dikkat. Vallahi ben istatistiklere bakıyorum. YouTube Studio diye bir istatistik yeri var biliyorsunuz. Oradan bakıyorum mesela. Çok büyük bir kitle henüz abone olmuş değil. Yani izliyor adam, sıkı sıkıya takip ediyor ama unutmuş. O yüzden abone olmayı unutmayalım. 816 bin, 817 bin falan olduk. 1 milyona doğru yürüyoruz. Bu sene bakalım nereye kadar çıkacağız? Tavan ne olacak? Onu da beraber göreceğiz. Haydi asılalım arkadaşlar. Yüklenelim. Sınavı kazanacağımız dönemdeyiz. Netleri uçuracağımız dönemdeyiz. O yüzden ne duyduysak cepte kalacak. Ne söylesem aklınızda kalacak. Ve inşallah sınavda da göreceksiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.